Arkadaşlar, SM Hacettepe YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bölüm tanıtımlarına devam ediyoruz. Bugün de kimya bölümünü tanıtmak üzere Melis Ceren'le beraberiz. Hoş geldin Merhaba İlayda. Melis Ceren. Öncelikle bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Bahseder misin ya da nasılsın? Önce onu sorayım. İyiyim, teşekkür ederim. Ben Melis, kimya 4. sınıf öğrencisiyim artık. Sanırım bu kadar yeter. ESYM Hacettepe'de reklam ve tanıtım direktörüydüm. Bu şekilde. Tamamdır. O halde böyle çok hızlı sorularımıza geçiyoruz. Biraz başa dönecek olursak, Tamam. neden kimya seçtin? Yani en başında kimya bölümünde seni seçilen neydi? Şöyle ben üniversiteye hazırlık dönemimde daha çok genetik okumak istiyordum aslında. Ama sonrasında istediğim yerlerde genetik tutmadı. Ben de dedim ki ne yapabilirim? Hani genetiğe nasıl yaklaşabilirim falan. Benim hikayem birazcık karışık aslında. Ben önce kimya mühendisliğindeydim. Sonrasında bölüm değiştirdim. Başka bir okuldaydım zaten. Şöyle kimyayı hep çok sevmiştim. Lisede en sevdiğim ders zaten kimyaydı. Yapabiliyordum. Yapabiliyor olmanın yanı sıra seviyordum yani zevk alıyordum. O yüzden hani kimya bölümünü okurken de eğlenirim. İşte hem eğlendiğim için de daha güzel olur benim için ve ileride bunu bir şekilde genetik kısmına bağlayabilirim diye düşündüm. Hala aynı düşüncedeyim. Çok güzel. Peki o zaman şöyle iki söylemlerinden şey yapmak istiyorum. Kimya mühendisliğini bıraktım dedin. Sence bu doğru bir şey miydi? Yani de işte kimyaya geçmen. Senin için doğru bir karar mı oldu? Şimdi şöyle, ben buna çok böyle iyi bir yorum yapamam. Çünkü ben kimya mühendisliğini okumadım. Ben hazırlıkta kimya mühendisliğini bıraktım. Şöyle ki eğer hani ben mühendisliğe yatkın hissetmiyorum diye düşünüyorsanız, işte matematik, fizik bana gelmiyor diye düşünüyorsanız, belki sizin için mantıklı bir tercih olabilir. Benim için mantıklı bir tercihti. Ben mühendislik görmek istemedim pek. Ben biraz daha böyle laboratuvarın içinde olayım. O kimyayı her şekilde hissedeyim istedim. Benim için mantıklı bir tercihti. Ama yok ben işte laboratuvarda o kadar fazla uğraşmak istemiyorum. Ben birazcık daha mühendis bakış açısıyla bakmak istiyorum diyorsanız, ha biraz da işte ben Türkiye'de iş alanlarının geniş olmasını istiyorum diyorsanız, kimya mühendisliği kimyadan iş alanı olarak daha geniş. Bunun kararı birazcık kişisel. Tamamdır. Peki o zaman neden Hacettepe Kimya? Seni yani Hacettepe Kimya'yı seçen neydi? Şöyle, Hacettepe Kimya, ben tercih döneminde birçok insanla konuşmuştum. Başka üniversitelerin kimya bölümündekilerle de konuştum. Lab olanakları olsun, akademik kadrosunun kalitesi olsun, bana bunlar söylenmişti. Ben de bunlara güvenerek tercihimi yaptım. Burada ufak bir şeye gireceğim, minik bir bilgiye gireceğim. Üniversite sıralaması değil, üniversiteye girerken, yani fen bilimlerine, fen fakültesine girerken, eğer bölümünüze birinci, ikinci ya da üçüncü giriyorsanız, yok size bir temel bilimler bursu bağlıyor. Bu bursu üniversiteniz bitene kadar alıyorsunuz. Eğer ortalamanızı 2,5'un altına düşürmezseniz ya da işte disiplinlik bir suç falan işlemezseniz bu burs eğitim hayatınız boyunca devam ediyor oluyor. Ben zaten temel bilim okuyacağıma karar vermiştim. Hacettepe Kimya da zaten kendi kalitesini kanıtlamış bir okuldu. O yüzden hani girerken, tercih ederken hiçbir şeyim olmadı. Çekincem olmadı. Tamam, teşekkür ederim. Peki sonra devam etmek istiyorum. Şimdi bölüm çok yönlü. Bunu sen de az önce söyledin. Zaten çok fazla iş olanağı. Peki şu an hangi alana yönelmek istiyorsun? Hangi alana yönelmek mantıklı? Ve yöneleceğin alanla ilgili okul sana bir imkan yani yeterli işte şu alana yönelmek istiyorum. Evet, bunun eğitimini alabiliyorum diyebiliyor musun? Şöyle ben kendi adıma konuşacak olursam ben biraz daha biyokimya alanına yönelmek istiyorum ilerleyen zamanda. Gerçekten şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hacettepe Kimya diğer üniversitelerin kimya eğitimine göre çok daha kapsamlı. Bunu sadece öğrenciler değil, hocalar da sürekli söylüyorlar. Başka üniversitelerde lisans dersi, pardon, yüksek lisans dersi olarak verilen dersleri biz birazcık lisansta görüyoruz. Ağır bir eğitimimiz var. Ama bu ağır eğitimin şöyle bir katkısı var. Mezun olduğunuz zaman çok donanımlı bir hale geliyorsunuz. Kimsenin bilmediği ince nüansları biliyor oluyorsunuz ve bu
gerçekten sizi sektörde öne çıkaran bir şey. Şöyle dedin, çok yönlü dedin, bir sürü alana hitap ediyor. İlerleyebileceğiniz gerçekten çok fazla alan var. Kimya aklınızın alabileceği her sektörde var. Sabun olsun, ilaç, kozmetik, giyim, gıda, her alanda çalışabiliyorsunuz. Evet, bu arada Türkiye için birazcık seçenekler kısıtlı. Ama ben şunu da gördüm. Mezun olan insanlar gerçekten bir şekilde işe giriyorlar ve girdikleri yerler öyle uyduruk yerler olmuyor. Genelde gerçekten iyi bir yerlere giriyorlar. Bu okulun kalitesiyle alakalı birazcık. Ve şöyle bir şey de var. Ben şu anda mesela bir hocamla birlikte TÜBİTAK projesi yapıyorum. Hocalar size bu alanda sürekli destekliyorlar zaten. Hani gelecek planlarınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz? İşte sektörde mi çalışacaksınız yoksa akademide mi devam edeceksiniz? Hocalara kendinizi dinletebiliyorsunuz, onlardan yardım alabiliyorsunuz. İşte ben sizinle birlikte çalışmak istiyorum, laboratuvar görmek istiyorum. Bunu söyleyip hocalarla birlikte bir şekilde lab deneyimi alabiliyorsunuz ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Ben bizim ana bilim dallarını sayabilirim. Biyokimya var, analitik var, anorganik var, organik var, kuantum var, polimer var, biyokimya var. Sanırsam unuttuğum yok. Bunların her biri ana bilim dalı bizim bölümde. Ama tabii bu kadar geniş şekilde anlatmak yetmiyor. Bunların her birinin altında çok 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 fazla konu var. İstediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir bölüm gerçekten. Yani kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız, ya ben birazcık soyut kimya çalışmak istiyorum, hani laboratuvara girmek istemiyorum ama yine de kimya yapmak istiyorum diyorsanız, kuantum kimyası bunun için biraz daha uygun. Yok ben işte canlılarla ilişkisini çözmek istiyorum, İşte canlılar la kimya nasıl ilerliyor onu görmek istiyorum diyorsanız, o zaman biyokimya diyebilirim. Organik olsun, anorganik olsun, zaten bunlar yine her yerde görebileceğiniz, hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğu şeyler aslında. Bu şekilde söyleyebilirim sanırsam. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Peki o zaman derslerden ilerlemişken laboratuvar ekipmanlarınız yeterli mi ve yeterli laboratuvar dersi alıyor musunuz aslında? Yani sence bu dersler yeter mi sizin alanda iyi olmanız için? Şöyle, laboratuvar ekipmanları yeterli değil. Hacettepe Kimya'nın kimya geldiğiniz zaman fark edeceksiniz ki laboratuvar eşyalarınızın çok büyük kısmını kendiniz karşılıyorsunuz. Yani kendinize ait beheriniz oluyor, balon jöjeniz oluyor. Birçok cam malzemeyi kendiniz karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun artısı ve eksisi var. Kırdığınızda kendi malzemenizi kırmış oluyorsunuz. Okula borçlanmıyorsunuz. Eksisi, bu malzemelerin fiyatı maalesef ki artıyor sürekli. O yüzden birazcık üzücü. Laboratuvar dersi, bence laboratuvar derslerimiz bu arada iyi geçiyor. Yani ben dersin teoriğindense pratiğini daha çok seviyorum. Daha verimli olabilir ama şöyle bir sıkıntı var. Burada birazcık da pandeminin etkisi var. Ben birinci sınıfı pandemide okudum. İkinci sınıfa geldiğimizde ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok böyle çömez bir haldeydik. O yüzden hani benim laboratuvar deneyimlerim birazcık sallantıda diyebilirim. Ama laboratuvarda çok fazla şey öğreniyorsunuz gerçekten. Hani teorikte oturmayan çok fazla şey laboratuvar derslerinde oturuyor. Laboratuvar dersleri biraz vaktinizi alıyor. Raporlar olsun, quizleri olsun. Ama şöyle ki, gerçekten bir şeyler öğrenmenizi sağlayan şey aslında laboratuvar dersleri. Yani neyi neyle karıştırmanız gerektiğini, neyi nasıl karıştırmanız gerektiğini teorikte isterlerse size 100 saat anlatsınlar. Bunu en iyi pratikte deneyerek anlıyorsunuz. En güzel yanı da eğlenceli oluyor olması. Bir şey yaparken gerçekten eğleniyorsun. Özellikle analitik kimya laboratuvarındaki renk değişimleri benim favorim. Ki ben analitik kimya dersinden nefret ederim. Ama laboratuvara da bir o kadar bayılırım. Gerçekten çok eğlenceli çünkü. Ya bilmiyorum, ben mesela laboratuvar iyi ki var. İyi ki girebiliyoruz. Gerçekten hani keyif alıyorum. Bence güzel bir şey var. Hacettepe Kimya'nın laboratuvar imkanları iyi diyebiliriz. Tamamdır. Peki o zaman şöyle devam etmek istiyorum. Hocalarınız bilgi olarak yeterli mi sizce? Yani size yeterli o birikim verebiliyorlar mı? Bir de
Aranız nasıl? Yani hocalarla evet az önce söyledin işte iletişimimiz iyiydi ama her hocayla böyle mi yoksa her bir ne oldu gibi sıkıntılı hocalarımız var mı? Ok birazcık nasıl? Tabii ki her bölüm gibi bizim de sıkıntılı hocalarımız var. Ama şöyle, hocaların bilgi birikimi gerçekten çok fazla. Yani çoğunun zaten akademik olarak geçmişlerine bakacak olursanız çok fazla çalışmaları var, tezleri var, patentleri var. Birçoğu alanında çok deneyimli hocalar. Tabii ki hepsiyle çok iyi anlaşamıyorsunuz. Bazıları hiç öğrenci dostu hocalar olmuyor ama bazıları da çok öğrenci dostu. Benim şu anda çalıştığım hocam gerçekten öğrenci dostu birisi. Ben onun yanında önce gönüllü çalışmayı teklif etmiştim. Daha sonrasında TÜBİTAK projesi devreye girdi ve o bir şekilde öyle bağlandım. Ama çoğu hoca zaten siz onlara gittiğiniz zaman öğrenci ya karşı gel beraber bir şeyler yapalım şeyini istiyor ve hani öğrencilerin hocaya gidiyor olması tabii ki onların hoşuna gidiyor. Burası lise değil, burası üniversite. Burada gerçekten hocaların peşinden sizin koşmanız gerekiyor. İlk sınıflarda bunu çok fark etmiyorsunuz ki bence fark etmenize de çok gerek yok. Çünkü hani birinci sınıf, ikinci sınıf biraz daha rahat geçirebileceğiniz sınıflar. Üçüncü sınıfa geldiğinizde bir şeyler artık kafanızda oturmaya başlıyor. Diyorsunuz ki ben artık bir şeyler yapmalıyım. Zaten bölümde üçüncü sınıfa geldiğimde ben zaten fark ettim artık. Herkes bir hocayla yakınlık kuruyor. Hocayla yakınlık kurmak sizin için çok fazla şeyi beraber getiriyor. Birincisi hani güvenip soru sorabileceğiniz birisi var. Bölümdeki dersle alakalı bir şey anlamamışsınızdır. Gidip sorabilirsiniz. Ya da ne bileyim bölümle alakalı bir sorunuz vardır sorabilirsiniz. Ya da ileride ihtiyacınız olur referans mektubu, referans. Yani bunlar sizin ileride çok işinize yarayacak şeyler. Hocayla direkt çalışmanıza gerek yok. Ama hocayla aranızı İyi tuttuğunuz zaman hoca size referans da olabilir, referans mektubu da yazabilir. Hoca vasıtasıyla bir yerlerde iş görüşmesi yapabilirsiniz. O yüzden benim verebileceğim en büyük tavsiye hocalarla olabildiğince aranızı yakın tutmaya çalışmanız. Tabii ki hepsiyle iyi geçinemezsiniz. Ben de hepsiyle iyi geçinmiyorum. Ama bazı belli başlı hocalar var. Onlarla yakınlık kurabileceğiniz çok ortada oluyor. İki bölüme geldiğiniz zaman bunun öğrenciler arasında illaki konuşulduğunu duyarsınız. İşte şu hoca böyle iyi, bu hoca böyle iyi. Doğru hocayı seçip o hocadan devam etmek birazcık önemli. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Peki şöyle staj imkanları nasıl Ederim. oluyor? Rahat staj bulabiliyor muyuz? Erasmus ister misin? Olmasa oraya çıkabiliyor muyuz? Şöyle, bizim bir tane zorunlu stajımız, bir tane de gönüllü stajımız var. Zorunlu stajı yapmadan mezun olamıyorsunuz. İsterseniz ikinci sınıfın sonunda, isterseniz üçüncü sınıfın sonunda stajınızı yapmanız gerekiyor. Bulabiliyorsunuz birinci sınıfın sonunda yapın ama birinci sınıfın sonunda birazcık zor oluyor genelde. Ben kendi stajımı kariyer kapısından bulduğum için hani ben biraz daha şanslıydım. Çok fazla staj arama deneyimim olmadı. Ama ben arkadaşlarımın gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Hacettepe Kimya dediğiniz zaman staj arayışınız birazcık daha pozitif etkileniyor. Çünkü iyi bir okulda okuduğunuzu biliyorlar. Daha önceki staj ya da ne bileyim işe alınan personelleri bildikleri için ha tamam bu iyi bir okuldan geliyor. Biz bunu değerlendirebiliriz diyorlar. Şöyle staj bulmak bazen zorlu olabiliyor. Dediğim gibi Türkiye'de birazcık kısıtlı bir alanı var maalesef. Bu birazcık da kimyagerin ne olduğunun çok anlaşılmamasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü düşününce aslında her alanda çalışabiliyorsunuz ama her alanda çalışamıyorsunuz. Yani işverenlerin kimyager çalıştırma yetkisi biraz kısıtlı. O yüzden aslında staj bulabiliyorsunuz. Bulursanız da çok iyi yerlerde buluyorsunuz. Benim şu anda birçok arkadaşım çok büyük firmalarda stajlar yapıyorlar. O yüzden hani ben acaba staj bulabilir miyim? Staj bulamazsam mezun olamam gibi bir endişeye kapılmayın. Yani diyelim ki özel sektörde staj bulamadınız. Devlette bir şekilde staj bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben kariyer kapısından stajımı bulmuştum. Maden tetkik ve aramada
Stajımı yapmıştım. Stajda zaten illaki bir şey öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bölümde gördüklerinizden çok daha farklı şeyler öğreniyorsunuz. Yaptığınız yere göre değişiyor. Bizim stajımız 30 iş günü zorunlu. Gönüllü staj yaptığınız zaman 20 iş günü oluyor. Sigortanız okul tarafından karşılanıyor bu süreçte. Daha sonrasında da staj bitiminde bir rapor yazmanız bekleniyor ve bir dersimiz var staj diye. Onu kodluyorsunuz. Bunun sözlüsü ya da yazılı sınavı oluyor. O yıla göre değişiyor. Bu şekilde Erasmus için de Erasmus diğer bölümlerle aynı şekilde işliyor diye biliyorum. Sanırsam Erasmus'a gidebilmeniz için 2,75 ortalamaya sahip olmanız gerekiyordu diye hatırlıyorum ama bundan çok emin değilim. En çok Polonya kabul ediyor sanırsam kimya bölümündekileri. Polonya'daki eğitim de İngilizceydi zaten. Ona daha önceden bir arkadaşım gittiği için biliyorum. İngilizce için de şöyle oluyor. Hacettepe yılda bir kere dil sınavı yapıyor. Eğer o sınavın tarihini kaçırmazsanız, o sınavdan geçtiğiniz takdirde hani Erasmus'a gidebilme şansınız oluyor. Kaçırırsanız da IELTS olsun, işte TOEFL olsun, o tarz sınavların puanlarını kabul ediyorlar. Sanırsam B2 kabul ediyor genel olarak. Kabul ediliyor. Erasmus'ta da sanırım yine sanırım diyeceğim çünkü Erasmus hakkında çok fazla bilgim yok benim. 6 ay yapılıyor diye biliyorum. Yani uzun dönem staj, uzun dönem Erasmus yok bizim bölümde. Daha çok kısa dönem işte tek dönemlik gidiyorsun. Onu biliyorum. Bu kadar. Daha fazla yanıltıcı bilgi vermeyeyim. Bunları bölüme geldiğinizde size tekrar tekrar anlatacaklar zaten. Ama benim bildiğim bu Erasmus imkanımız var. Gidebiliyorsunuz. Bu şekilde. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Peki biraz da şundan bahsedelim. Şimdi kimya bölümü yazmak isteyen arkadaşlarımız vardır mutlaka. Sen kendi tercih döneminde nereye dikkat etmiştin? Evet. Yani neye göre tercih etmiştin? Ve eğer kimya bölümü yazmak isteyenlere tavsiyen ne? Tamam, çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle kimyayı seviyor musunuz? Bu çok önemli. Yani tercih yaparken kendinize sormanız gereken ilk soru bu olsun. Ben kimya seviyor muyum? Yapabiliyor muyum değil, seviyor muyum? Çünkü sevmediğiniz takdirde asla yapamazsınız. Çünkü bakın ben seviyorum, sevmeme rağmen çok zorlanıyorum. Çünkü zor bir bölüm. Yani öğrendiğiniz şeyler o kadar aslında ağır ki. Buraya geldiğinizde lise kimyasını komple unutmanız gerekiyor. Lisede öğrendiğiniz şeylerin birçoğunun yanlış ya da eksik olduğunu görüyorsunuz. Bunu sen de fark etmişsindir muhtemelen derslerde. Sıfırdan kimya öğrenmeye başlıyormuşsunuz gibi öğrenmeniz gerekiyor ve bu süreçte şunu düşünmeniz gerekiyor. Ben gerçekten kimya öğrenmeyi bu kadar istiyor muyum? Ben neden hani ben kimya yaparım? Ben tercih döneminde şuna dikkat ettim. Hacettepe'yi biliyorum. İyi bir okul. Hani zaten Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da bir üniversiteye gitmeyi zaten isterdim. Ondan sonra sosyal olanakları çok fazla, toplulukları olsun, SM Hacettepe gibi. Daha sonra şehrin kendi havası olsun, kampüsü olsun, kampüs yaşamı olsun. Çok fazla seçeneği vardı Hacettepe Üniversitesi'nin. Online döneme geldim bazı dönemlerde maalesef. Ama yine de okulunuz, bölümünüz kadar önemli. Çünkü sadece bölümde değil, okulun içinde de vakit geçireceksiniz. Ben buna dikkat etmiştim. Hani kampüs yaşamı benim için çok önemliydi. Ben üniversite değiştirirken de buna çok dikkat etmiştim. Çünkü orada kampüsüm yok gibi bir şeydi ve ben kampüsüm olmasını istiyordum, bir kampüs yaşamı. Çünkü bazen arkadaşlarınıza gidip bilardo oynamak isteyebilirsiniz. Öğle aralarında çimde yatmak isteyebilirsiniz. Bunlar yani 4 sene orada yaşayacaksanız eğer, orada okuyacaksanız önemli kriterler. Buna bakın. Daha sonrasında bölümün akademik kadrosuna bakın. Kim ne yapıyor? Gerçekten bir şeyler yapıyor mu? Bir şeyler anlatıyor mu? Deneyimlerine bakın, çalışma alanlarına bakın. Oradaki hocalar size hitap ediyor mu? Ona bakın. Tekrar söyleyeceğim. Kimyayı sevmiyorsanız, azıcık seviyorsanız çok zor. Gerçekten çok zor bir bölüm. Hani ben kimyaya gelirken bu kadar zor olduğunu bilmiyorum. Kimse bana bunun bu kadar zor olduğunu söylememişti. Ama gerçekten çok zor bir bölüm. Çok zorlanacaksınız. Ben ağlayarak ders çalıştığım zamanları biliyorum. Ama çok zevkli. Yani sevdiğiniz zaman o kadar zevkli bir bölüm ki. Hani
bir şeyleri öğreniyorsunuz, sonra onu laboratuvara gidip deneyimliyorsunuz. O çok ayrı bir şey. Tercih yaparken başka neye dikkat edebilirsiniz? Mezunlar sayfası oluyor genellikle. Mezunlarımız nerede çalışıyor? Ya da bunu LinkedIn'den bile bakabilirsiniz işte. Hacettepe Kimya mezunları buralarda çalışıyor gibi. Mezunların nerede çalıştığına bakabilirsiniz. Bunlar çok önemli kriterler. Yüksek lisans mı istiyorsunuz? Özel sektör mü istiyorsunuz? Bunlara tek tek bakabilirsiniz. Bence Hacettepe Kimya Türkiye'de kimya okunabilecek en iyi bölümlerden. Yani ben bunu burada okuduğum ve mezun olmak üzere olduğum için söylemiyorum. Gerçekten ben bunu çok fazla insandan duydum. Bilkent'te okuyandan da duydum. İşte Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi burada okuyanlardan da duydum. ODTÜ'dekilerden de duydum. Hacettepe Kimya gerçekten Türkiye'de okuyabileceğiniz en iyi kimya bölümlerinden birisi. Çünkü okurken çok ağlayacaksınız, çok yorulacaksınız. Ama bunun ödüllendirmesini mezun olduktan sonra yaşayacaksınız. Mezunlarımız gerçekten şu an benim mezun olan arkadaşlarım ya pat pat işe giriyor ya pat pat yüksek lisansa gidiyor. Bu tamamen sizin bölümü sevip bölümü iyi okuyabilmenizle alakalı. Bunun için mükemmel notlar elde edemiyor olabilirsiniz. Ama sevdiğiniz zaman kendinizi bir şekilde hocalara kanıtlıyorsunuz. Yani yüksek not her zaman ben çok iyi biliyorum demek değil. Ezber kısmı tabii ki ezber, çok iyi ezber yapan insanlar var. Hiçbir şey bilmeden çok yüksek notlar alıyorlar. Ama siz ona şu şekilde fark atabilirsiniz. Gerçekten sevdiğinizi hocalara hissettirirsiniz. Meraklı olduğunuzu hocalara hissettirirsiniz. Bu onların gözünde yüksek nottan çok daha önemli zaten. Yani verebileceğim en iyi tavsiye burayı sevip gelin. Sevmeden gelmeniz gerçekten sizin için bu bölümü cehenneme çevirir. Çünkü çok zor. Teşekkürler Melis. Çok sağ ol. Rica ederim. Güzel bir yayın oldu. Arkadaşlar umarım sizlerin de sorularına cevap olabilmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler.